İbrahim Karagül Fırat'ın doğusuna müdahale bir milli mücadeledir, Çanakkale'dir. Türkiye aklı, Osmanlı aklı, Selçuklu aklı ilk kez harekete geçmiştir. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna müdahalesi siyasi tarihimizin ülkemize ve bölgemize yönelik büyük tehdidin ortadan kaldırılmasına yönelik en etkili jeopolitik müdahalesi olacaktır. Bu müdahale Anadolu'nun bekası için coğrafyaya 100 yıl sonra musallat olan yeni istila dalgasının savuşturulması için en güçlü bölgesel savunma, direniş ve hesaplaşmadır. Bu yüzden de bir milli mücadele, bir istiklal savaşı, bir Çanakkale misyonudur. Yüz yıl önce Kutül Amare'de ne oluyorsa bugün Fırat'ın doğusunda o olmaktadır. Düşman aynıdır, savunma aynıdır, tehdidin ve işgalin niteliği aynıdır, cepheler aynıdır. Bunu yapmazsak Türkiye olamayız. Çünkü Fırat'ın doğusuna müdahale 100 yıl önce coğrafyanın her köşesinde neyi savunuyorsak onun savunmasıdır. Fırat kalkanı ile başlayan, Afrin müdahalesi ile devam eden bu yol, coğrafyanın özgürleştirilmesine, yeni bir coğrafya inşa etmeye dönük en büyük idealdir. Bu idealin, bu savunmanın öncülüğünü Türkiye yapmaktadır bu ülke sadece kendisini değil, bütün coğrafyayı tarihsel derin bir akılla savunmaya çalışmaktadır. Bu ülke, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeniden coğrafya dizayn edenlere karşı bize ait bir coğrafyanın inşa edilmesi için her şeyini ortaya koymuş bir ülkedir. Bunu yapmasaydı Türkiye olamazdı, Anadolu'yu kurtaramazdı. Bunu yapmasaydı Anadolu tehdit altına girseydi, coğrafyada hiçbir tuğla yerinde kalamazdı. Bazı bölge ülkeleri bir örgüt gibi Türkiye'nin karşısına sürülüyor. Çünkü artık tehdit bütün yönlerden gelmekte. İstila Batılı ordular dışında yerel aktörler üzerinden de servis edilmektedir. PKK ve DH gibi terör örgütlerinin yanı sıra bazı bölge ülkeleri de birer örgüt misyonu yüklenerek bu cepheye sürülmektedir. Birleşik Arap Emirliklerinden Veliaht Muhammed bin Zayed ile Suudi Veliaht Muhammed bin Selman bu batılı istilanın en önemli iki bölgesel aktörleridir. Bu iki veliahtın Türkiye'ye karşı üstlendiği rol PKK ve DH'ın üstlendiği rolle aynıdır. İki veliahta da müdahale edilecek. Fırat'ın doğusuna müdahale söz konusu iki veliaht ve temsil ettikleri istila projesine de müdahaledir. Bölgede sadece PKK değil, iki veliha da yenilmiş olacaktır. Çünkü onlar bölgesel bir savaş için, Suriye'nin bölünmesi için, Türkiye cephesinin açılması için sahaya sürülmüş iki tetikçiden başka bir şey değildir. Fırat'ın doğusundaki yapılanma bölge dışı bir işgaldir. Yabancı bir ordunun PKK gibi bölgesel terör örgütleriyle birlikte bir Müslüman ülkenin topraklarını işgali, Türkiye'nin yüzlerce kilometrelik güney sınırlarını çevreleme planıdır. Türkiye aklı, Osmanlı aklı, Selçuklu aklı ilk kez harekete geçmiştir. Aslında 2003 Irak işgalinden bu yana Türkiye çevrelenmektedir. İran sınırından Akdeniz'e kadar. Ülkemizin güneyine yabancı güçler yerleşmekte, garnizonlar oluşturmakta, Akdeniz'den Hazar'a koridor açma hesabı yapmakta, böylece yeni bir siyasi harita oluşturmakta. O bölgede demografik tasfiyeler yürütmekte, Türkiye ile Arap dünyası arasına kalın duvarlar inşa etmektedir. Bunlar biliniyordu ama ilk kez bu ülkede bir milli akıl, bir devlet aklı günübirlik ilişkilerin ötesine geçip tarihi derinlik ve gelecek hesabıyla bu oyuna müdahale etmektedir. İlk kez Türkiye aklı, Osmanlı aklı, Selçuklu aklı harekete geçmiştir. İlk kez bir siyasi lider ve temsil ettiği siyasi akıl, Birinci Dünya Savaşı'nın devam ettiğini görmüş ve bunu sona erdirme cesaretini gösterebilmiştir mücadele bu topraklarda büyüyecek. Hep böyle oldu. Bu bölgede hiçbir sorun yerel değildir. Türkiye'nin mücadele ettiği hiçbir mesele yerel mesele değildir. PKK'da, DAEŞ'ta yerel ya da terör meselesi değildir. Suriye Savaşı da, Irak işgali de bir dünyalar savaşı paylaşımıdır. 15 Temmuz'da o iki veliahtın bu kadar öne sürülmesi de küresel ölçekte hesaplaşmanın parçasıdır. Müslüman dünyayı 100 yıl önce tarih dışına itmeye çalışanların yeniden coğrafyamıza, ülkemize, ülkelerimize akın etmesine, böylesine saldırılara girişmesine yönelik tek mücadele cephesinin Anadolu'da gelişmesi rastlantı değildir. Çünkü bu hep böyle olmuştur. Bu yüzden de başarılı olacaktır. İran sınırından Akdeniz'e kadar biz varız, biz olacağız. Bu müdahale asla küçümsenemez, ihmal edilemez, ertelenemez, engellenmesi ihtimal dahilinde bile olmaması gereken bir gerçekliktir. Çünkü burada yürütülen çok uluslu projeyle Türkiye açıktan tehdit edilmekte, coğrafya açıktan tehdit edilmekte, Müslüman dünya tehdit edilmektedir. İran sınırından Akdeniz'e kadar hiçbir bölge dışı ülke, o ülkelerin sahaya sürdüğü hiçbir bölge ülkesi ya da hiçbir terör örgütü hakim olamamalıdır. Bu bizim vazgeçilemezimizdir. İntihar anlamına gelse bile. Bedeli ne olursa olsun, intihar anlamına bile gelse bu müdahaleler yapılmalıdır. Çünkü bu geçmişin hesabı, geleceğin güvencesidir. Zor oyunu bozar dönemindeyiz. Gücünüzü gösterdiğiniz kadar varsınız dönemindeyiz. Türkiye doğru yoldadır. Bize düşen bütün gücümüz de bu yolda ülkemize destek olmaktır. Çünkü cephemiz Türkiye eksenidir. İbrahim Karagül, Yeni Şafak